rüşvet diyeceğiz. Rüşvetin görüntüsü olur mu? İşte TV yüzün deneyimli muhabiri Devrim Tosunoğlu bir vergi memuruyla bir gelir uzmanının saniye saniye rüşvet aldığı o anlara ulaştı. Detayları kendisinden dikkat alacağız. Devrim hoş geldin hoş öncelikle. Şimdi çok önemli görüntüler var elinde. Evet. Seyircilerimize de sıcak ve son dakika olarak aktaracağız bunları. Peki görüntü gelsin. Üzerine de konuşalım. seninle konuşalım. Şimdi rüşvetin görüntüsü olur mu? deniyordu artık oluyor çünkü artık her tarafta güvenlik kamerası var hmm. kimin ne aldığı ne verdiği e, belgeleniyor artık. İşte bir iş adamı kendisine kurulan o baskıyla nasıl e, vergi memurlarının kendisinden para kopartmaya çalıştığını rüşvet istediklerini an beyan görüntüleri. Şimdi görüntüler bir de, iş insanından bahsediyoruz. Evet, bu iş, iş insanı rüşvete gibi, zorlanıyor. Rüşvet, evet rüşvete mi? zorlanıyor. Neden Peki. rüşvete zorlanıyor? Peki o zaman bakalım. Be, e, Esenyurt'ta tekstil işi yapan bir iş, iş adamı. Vergi borcu var. Tabii bu iki e, vergi memuru icra memuru ve gelir uzmanı. iki kişi. Hı -hı. E, sistemler elinde de, kimin ne kadar vergi borcu var onları biliyorlar. Evet. Ee, onun için e, bu iş adamını tespit ediyorlar, arıyorlar, görüşmek talebinde bulunuyorlar. Diyorlar ki senin vergi borcun var. Adam tabii vergi borcunun olduğunu kabul ediyor ama şöyle tehdit ediyorlar. Bu e, senin bütün hesaplarına bu vergi borcu üzerinden bloke koyduruyoruz diyor. Bloke koyunca ne oluyor? O iş insanı bir daha iş yapamıyor. Parasında alışveriş parasını hmm. kullanamıyor. Yani şey alıyorlar, e, alıyorlar, kafesi alıyorlar. Kafesi alıyorlar. Yani. Şimdi e, görüntülerde e, az önceki tek gö görüntünüz vardı. Ona bir bakalım mı? Ilk evet. görüntüyü, Yönetmenim e, bir rica edeceğim çünkü o görüntü heh, Şimdi bu bu burası Esenyurt'a bir tekstil iş, iş yani. o iş e, fabrikası. Şu an işte iki memur geliyor işe. İnsan onları kapıda karşılıyor. Arabayı park ettiler. İki memur, e, iki memur geliyorlar ofisine doğru yola çıkıyorlar. Çünkü e, bu neden güvenlik kameraları önemli? Çünkü bunu delillendirilmiş. Yani e, rüşveti e, rüşvet aldıklarının önünde zaten iş insanının bir şikayeti var. E, biraz sonra anlatacağız. Şimdi burada geliyorlar. Sonra e, burada ilk başta 20 bin lira bir para alıyorlar bu iş insanından senin hesaplarına blokü koyacağız. Ee, bize bu parayı verirsen koymayız sen işine devam edersin diyor. İş insanı da tabii iş yapması lazım, çalışması lazım, parasını kullanması lazım. Ee, ilk seferde kabul ediyor. 20 bin lira veriyor. Aradan bir kısa bir süre geçiyor. Birkaç gün sonra tekrar diyor ki e, o iki memur biri icra memuru biri vergi, e, gelir uzmanı diyor ki bu, sen diyor e, bunu ödemek zorundasın vergin diyor. Yine biz blok koyacağız diye tehditli bulunuyor. Yani yanlış anlamıyorum. Bir kere değil bu. Bu ikinci gelişleri. İkinci. Bu görüntüler ikinci evet. Niye ikinci gelişleri? Çünkü bu sefer iş insanı e, anlıyor. Diyor ki bunlar beni benden rüşvet alıp beni kopartmaya çalışıyorlar diyor. Polisi arıyor. Hmm. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, e, bu konuda e, uzman e, polisleri var, soruşturma yapan polisleri var. İşte e, an ve an o görüntüleri Kaydedilsin diyor çünkü zaten güvenlik kamera görüntüsü işe ait güvenlik kamera görüntüleri ve şu an e, o ikinci gelişleri bunların. Bu ikinci geliş. İkinci gelişleri. İçeri giriyorlar iş insanı onları e, ağırlıyor. Şimdi o zaman diğer hemen görüntü gelsin. Şimdi görüntü diğer bu, görüntü bu ofis hem fabrika burası hem tekstil atölyesi fabrika burası es Esenyurt'ta. Bakın rahat rahat geliyorlar e, çünkü ilk başta parayı almışlar e, ilk 20 bin lira almışlar bu sefer 40 bin lira istiyorlar. İş insanı da artık kurtulamayacağını düşünüyor buna çünkü devamlı gelecek bunun arkasında gelecek o 40 bin lirayı da verse. Şimdi oturdular karşıladılar onu. Bir dakika giderek yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Limit ikiye iki tipmeş. katına çıkıyor. Belki bir sonraki sefer ee, üç katına çıkacak diyemiyoruz. Şimdi burada e, e, zaten e, iş insanı özel görüşme yapacağım diye kapıyı kapatıyor Hiç Hı. çalışanları görmesin diye. Geliyor, masasına geçiyor. İş, o iki e, vergi memuru da Öyle orada. kendi muyuz o ke, Kendi aralarında tamam. konuşuyorlar. E, iş insanı bakın kasasından, masanın üzerinden çıkaracak şimdi e, parayı biraz sonra. Hı hı. E, o paraları, e, o paraların da senin numarası alınmış. Polis aslında bu şu, şu aslında an görüyoruz. Aslında bu bir operasyon. Bir operasyon tabi. Polisin Tabii. bir operasyonu. Operasyon bu görüntüler. İşte. Mani evet. düzenlediği bir tamam. operasyon aslında. Ee, <laughs> tamam. Şimdi bakın evet, iş insanı e, parayı verdi. Evet. E, bakın parayı alıyor hiç e, cebine koymak için bakarsan değil mi ya o vergi memuru hiç bakmıyor direkt cebine böyle koyuyor. Hı hı. Zaten gö görüşme e, toplamda 6-7 dakika sürüyor. Devrim, ben hakim değilim, savcı değilim tabii hı hı. ki. Bu konuyu yorumlamak belki bana düşmez ama şimdi ben bir haberci olarak hareketlere ve tavırlara baktığımda hı hı. şunu düşünebiliyorum. Bu ilk kez yapılan bir şey değilmiş gibi yani muhtemelen bu kişiler belki de daha önce Tabii. başka iş adamlarını da iş insanlarını da böyle tuzağa çekmiş, çekmiş olabilirler. Tabii şöyle... E... Bunların önünde zaten İstanbul vergisiyle ilgili her mükellef kayıtlı. Kimin ne kadar borcu var, kimin ne kadar ödemiş, bunlar hepsini görebiliyorlar. Kimin ya yani vergi borcunun olduğunu görüyor. Zaten eleme yapıyorlar. Kimden para alabileceklerini, kiminle irtibat kurabileceklerini e, yani bir yerden yakalamaya çalışıyorlar. İşte bu insanları yakalamışlar. Bir kere almışlar parayı. E, o parayı e, muhtemelen yetmedi. İki katına çıkarmışlar. 20 bin lira, 40 bin lira olmuş. Ya da Ve, şöyle de düşünmüş olabilir. Sorun çıkarmadı, verdi. Verdi. Ve e, e, İkincisini de yaparlar. Çünkü çok rahatlar. Devam çok rahatlar. Şu an e, e, aslında rahat Hı -hı. olmasını bir, biraz sonraki videomuzda göreceğiz. E, şu an bunlar içeride görüşürken Mali Şube ekipleri de dışarıda tertip almış durumda. E, diğer üçüncü görüntüye e, geç, geçebiliriz arkadaşlar. Tamam, Şimdi görüntüler. arabalarına bindiler bunlar. Paraları aldılar, çıktılar Esenyurt'tan avcılara doğru gidiyorlar. Peki. Polis yolda durun bakalım diyor. Hı -hı. Şaşırıyorlar yani çünkü e, ortada polis yoktu, bir şey yoktu. Arabadan indiriyorlar. Arabadan mesela şu o seri numaralar alınmış paralar, yani 40, yaklaşık 40 bin lira e, para çıkıyor üzerlerine. Şimdi polis burada. 40 öncesinden de 20 var. 20 Toplamda var. Aslında 60, 60 bin lira par par paradan bahsediyoruz. Evet. Şimdi burada e, şimdi bakıyorsunuz üzerlerindeki paralar, bunların hepsini e, üzer e, üzerlerinde yapılan aramalarda. Aslında önemli olan nokta şu, e, biraz sonra görüntülerden gelecek. Şimdi e, polis bunları durduruyor ya, hı hı. cebindeki paraları çıkartamıyorlar ama o buradan aldıkları parayı arabanın içerisine atmışlar. Yani, yani polis belki bizim üzerimize arar veya arabayı aramaz diye düşünüyor. O işte hepsiyi bunlar Olabilir mi? uzman şey. polis bunlar. Yani, yani o polis. arabayı sökerler tekrar. Çünkü <laughs> biliyorlar konunun orada bir rüşvet döndüğünü, rüşvet almaya gittiklerini biliyorlar. Durduruyorlar arabayı. İşte bu bu paralarda senin numaralara alınmış paralar. Hmm. Ee, hepsi tek tek zapt'a geçmiş. Evet, emniyet çok güzel bir, çok operasyona güzel bir operasyon imza yapmış, yapmış. Tebrik etmek gerekiyor. Çünkü böyle insanların e, bu tarz kurumları zedelemesi ya da evet. e, işini yapan insanlara zarar vermesi. Evet. TÖHMET adlı meslek çok meslektaşlarını yani e, oradan... belki bundan sonra başka kişilere de bu tuzaklar Tabii. kurulacaktı. Onların önüne geçilmiş oldu bu sayede. Tabii. Yani şöyle e, dediğimiz gibi TÖHMET adlı bir sürü e, Çalışan insanlar var. Yani evet. bunlarda çürük elma diyelim. Aynen. Ee, bu mesleğin çürük elmaları e, buradaki vergileri e, toplayan bir sürü güzel iş yapan insanlar da var. Bu çürük elmalar, e, muhtemelen senin söylediğin gibi. Daha önce belki başka de yapmış olabilir. Bu haberimizden sonra muhtemelen e, bunları tanıyan edenler ihbarlarda da bulunacaklar. Evet. Yani çünkü e, burada şunu da e, O zaman sen bir kez daha aslında bunu kamerana bakıp bir duyurabilir misin? O kişiler çok önemli çünkü belki de şu anda dediğin gibi haberi izleyerek e, evet. ben Evet ihbarlarda o... da bulunabilirler. bildiler. İhbarlarda bulunabilir. da bunlar. Çünkü, çünkü az, az önce e, sizin de telafi özettiğiniz gibi bu insanlar başka bir şeyde yapmış olabilirler. Hani evet. başkalarından da rüşvetle para almış olabilirler. Çünkü bunların işleri tehditle yani karşı tarafı korkutarak e, para alıyorlar, rüşvet alıyor. O da irtikap oluyor aslında. E, ona işte bu görüntülerdeki kişileri tanıyorlarsa emniyeti İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunabilir evet. vatandaşlarımız. Devrim Tosunoğlu çok önemli bir habere imza attın. Neden diyeceksin? Çünkü e, bu haberle birlikte belki de şu anda hiç bu konudan haberi olmayan pek çok kişi evet. tamam emniyet bu operasyonu düzenledi ama Belki de bu tuzağa düşmüş pek çok iş insanı bundan haberdar değil senin sayende bundan haberdar oldular ve belki de gidip şikayette ihbarda bulunacaklar Hı -hı. bu sayede belki daha erken çıkabilecekken daha da geç çıkacaklar evet. ee, o cezaevinde ya da ilgili, ödemeleri gereken neyse işte, durumlar cezalarını ilgili bilmiyorum tabii yeni ki operasyon yapıldığı için maşuve müdürlüğünü de tebrik ediyoruz ellerine sağlık evet, ellerine e sağ şimdi iddianame hazırlanacak bunlar ilgili yargılama devam edecek Hı. E, orada zaten görüntüle işte burada çok önemli şey burada ki bu görüntüler. Hı hı. E, çünkü kabul etmeyebilirler, bize iftira atıyor olabilirler. Biz işte hakkında işlem yapmaya çalışıyorduk da biz de e, kendisi rüşvet teklif etti diyebilirler. Ama bu görüntüler, şu yuvarlak içerisinde aldığımız paralar koyuyor. her şeyi çünkü bunlar hepsi sevim. şimdi bu görüntü üzerine şunu belki diyebilirdi. Ben istemedim verdi ama çok rahat bir şekilde kendisinin orada oturduğu ve bu parayı alıp cebine koyduğu da görülüyor. Haliyle evet. hiç zorlama hiçbir yok. zorlama görüntüler yok. Hiçbir zorlama yok. E, zaten iş, iş insanı da eee ifade vermiş kendisinin nasıl tehdit edildiğinin e, bu vergi borcu olduğu için. Çünkü insanlar da artık yani vergi borcu olabilir. Yani ödememesi zaten ödeyecek. Ondan kaçışı yok. Yani Tabii ki. mümkün değil. Tabii bir zor bir süreçten geçiyor eee ülke ekonomisi. Bu nedenle de bunu da fırsata çevirip Fırsat insanları e, insan insanlara iyice sık boğaz etmişler. O iş insanı da e, aslında cesur davranmış, polise gidip onlardan yardım istemiş. Yardım isteyince de bu eee polisi böyle bir Sadece rüşvet değil, bu işin içinde tehdit de var ciddi anlamda. Tabii yavramda. tehdit de irtikap. Tehdit var. Önce tehditle başlıyor tabii, sonra Tabii irtikap diyoruz. Ve deniyor buna. Tabii takip edeceğiz gelişmeleri. Şimdi Devrim Tosunoğlu, seni de böyle bir alalım. Ee, şimdi bu haberi aktarmak için stüdyodasın ama evet. efendim devrimin aynı zamanda da e, ödül alması için gitmesi gerekiyor. Evet. Biz onu hatta fazlasıyla tuttuk burada bu özel haberi bizimle paylaşması için ama e, devrim ödülünden bahset onu da e, söyleyelim. Ee, yani biz e, habercilikle e, insanların, mağdur olan kişilerin, gerçekten de mağdurların yanındayız. Yolsuzluk yapanların, dolandırıcılık yapanların, Hı. çocuklarımızı zehirleyenlerin, katillerin, tacizcilerin peşindeyiz. Onlarla ilgili bir yaptığımız bir haber ödüle layık görüldü gazeteciler cemiyeti tarafından. Hı hı. Biraz sonra da onu alacağız. Teşekkür ediyorum. Peki. Biz teşekkür ediyoruz sana. TV Yüzü ailemize böyle bir ödül getirdiğin için. O zaman sana ödülünü almak için seni stüdyodan teşekkür uğurluyoruz. Kolaylıklar sağ olun. diliyoruz. Ve İyi biz çok teşekkürler. Şimdi devrimden aldık konuyla ilgili önemli bilgileri. ne yapalım biz devam edelim.